Sonu itibariyle detaylı bir şekilde ekranlara getireceğiz. Aynı zamanda bir eczacı olan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan aldık yanıtları. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan bir iddia bugün yer buldu. Bu yazan kişiyi de hatırlatmış olalım efendim. Yazan isim bu iddiayı Barış Pehlivan, Cumhuriyet yazarı, Halk TV programcısı. Şimdi bir iddia, adliye yönüyle bir iddia bu. İddianın temelinde bulunan isim, aktörü Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Alpay Özalan. İddia odur ki İzmir Adliyesi'ni kazanç kapısına çevirdiği öne sürülüyor. 3000'den fazla şikayet dosyası biriktiği de belirtiliyor. İddia Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'dan, iddiası ise mecliste kavgalarıyla gündeme gelen İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a yönelik. Pehlivan, AKP İzmir Milletvekili Özalan'ın İzmir Adliyesi'ni kazanç kapısına çevirdiğini söyledi. Adliyede 3000'den fazla şikayet dosyasının biriktiğini aktardı. Pehlivan iddialarını sohbet ettiği bir yargı mensubuna dayandırdı. Geçenlerde kıdemli bir yargı mensubuyla sohbet ederken İzmir'de Alpay'a çalışıyor gibi bir söz etti. Başta anlamadım, sonra şunları duydum. Alpay Özalan, Twitter'dan Facebook'a, tüm sosyal medya mecralarında kendisine kötü söz söyleyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İzmir'deki bir adliyede 3000'den fazla şikayet dosyasının biriktiğini iyi biliyorum. Değil mi? Fikrini sordunuz. Pehlivan, ceza almaktan korkanların Özalan'ın avukatlarıyla uzlaştığını yazdı. Davaların ciddi bir kazanç kapısı olduğunu belirtti. Dahası Özalan'ın suç duyurularıyla uğraşmanın adliyede ciddi bir mesai gerektirdiğinden bahsetti. Pehlivan, Özalan'ın AKP'den milletvekili adayı gösterildiğindeki sözlerini de hatırlattı. Özalan, AKP'den milletvekili adayı gösterildiğinde biz bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım demişti. Gerçekten de dava adamıymış. Gelelim şimdi. Yönümüzü değiştirelim. Konuyu, kategoriyi bir miktar değiştirelim. Muhalefetin beşli çete olarak nitelediği şirketlerden biri olan Cengiz Holding yine gündemde. Çünkü cennet kuyruğunun ardından bir kıyıya daha gözünü diktiği konuşulmaya başlandı. Cengiz Holding, Bodrum'un Göl Mahallesi'ndeki doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü alan ilan edilmiş. Bir kıyıya daha turizm konaklama tesisi inşa edecek diyorlar. Cengiz Holding, Bodrum'da korumalı alanda iş başında. Cengiz Holding, kamudan aldığı ihalelerle sürekli gündemde. Muhalefetin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerden biri. Son olarak Bodrum'daki Cennet Koy, Mehmet Cengiz'e verildi. Adı gibi doğa harikası ve sit alanı koy artık betona teslim. Cennet Koy'dan Cengiz'in inşa ettiği villalar ve bir otel yükselecek. Konu yargıya da taşındı. Cennet Koyu'ndaki tartışmalar sürerken Cengiz Holding Bodrum'da bir kıyıya daha gözünü dikti. Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre Cengiz Holding Bodrum'un Göl Mahallesi'nde turizm konaklama tesisi inşa edecek. ÇED süreci başladı. Söz konusu arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020'de doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü alan ilan edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sisteminde yayınlanan bilgiye göre projenin maliyeti 568.831.860 TL. Otel blokları, villa tipi konutlar, yüzlerce kişilik farklı restoranlar, yüzme havuzları, toplantı salonları, otopark, çocuk oyun parkları ve aletli jimnastik salonu proje içerisinde yer alıyor. Projede gösterilen iki parselin güneyinde ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Raporda arkeolojik sit alanına müdahalede bulunulmayacağı bilgisi de paylaşılıyor. Efendim devam ediyoruz. Şimdi cennet doğamızın ne yazık ki hali, bir yandan talan, bir yandan ihaleler, bir yandan yangınlar, bir yandan bu tip tartışmalı adımlar, sosyal tesisler ne yazık ki karşımıza çıkmaya devam ediyor. Paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi başka cennet coğrafyamızın başka noktalarına gidelim. Kapadokya'ya gidelim örneğin. Turistlere, gerçek vatandaşa ise sanal tur ortaya çıktı efendim. Çünkü artık Kapadokya'da balon turu 220 euro. Yani şu gördüğünüz balon turu 220 euro. Yani şu anda 4000 lira, bilmiyorum. Her an değişebilir. Hesap hatası yapmış olabiliriz. Saniyede biliyorsunuz en yerli en milli meselemizde değer kaybımız saniyeler sürebiliyor. Katlanabiliyor bir anda. Şimdi bu tutarı veremeyen yerli turist, bölgedeki vatandaşlar çareyi sanal dünyada buldu.
Türk turist olarak gezmek istiyorsanız benim size tavsiye edeceğim. Zaten hani bütçe açısından, kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. Ne yaz ne de kış fark ediyor. Yerli turist ikisinin de maliyetinin altından kalkamıyor. Alternatif buldu. Rotasını kültürel tatillere çevirdi. Ama onda da sınırlı imkanlarla. Örnek Kapadokya'dan geldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken bölge sıcak hava balon turlarıyla meşhur. Çünkü o eşsiz manzarayı en güzel balondan görüyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde yapılan turlara ilgi de yoğun. Ama o tura katılmak için istenen fiyat Türk lirası değil, euro cinsinden. Son gelen zamlarla birlikte tutar 220 euroya çıktı, yani 4000 lira. Ama yerli turistlerin büyük bölümü bu fiyatı veremiyor. Ya sabah balonları seyrediyor ya da sanal balon turu atıyor. Ekrana gelen karelerde iki yerli turist, maket bir balonun içinde, gözlerinde bir sanal gerçeklik gözlüğü, fiyatı 35 Türk lirası yani yaklaşık 3 euro. Maket balonla fotoğraf çekmek bile ücretli, aile için 20 lira, tek kişi için 10 lira. Turizm Bakanı'nın ucuz olsun diye deniz kenarında kış tatili tavsiye ettiği bu günlerde, sanal balon turu da Türkiye gerçeklerinde yerini almış görünüyor. Bu arada ABD ziyareti çok konuşulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Havalimanı'nda az önce giriş yaptı. Beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi lideri yurda dönmüş oldu. Bir açıklama yapar mı diye takip ettik. Mikrofon da uzatıldı kendisine. Sizi yürekten kutluyorum. Medyayı. Araca bir müsaade tamam. Devam ediyoruz. Şurada bir açıklama yapmayacağı anlaşılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yurda dönüş yaptıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Yaparsa, bir paylaşımda bulunursa ekranlara getireceğiz. Ama kendisine sorulan sorular olduğu gazeteciler sordular. Yanıtlarını ekranlara zaten getirdik. Devam ediyoruz. Sektör sektör kalem kalem ilerliyoruz. Üzüm üreticilerinin kökten sökme kararına gidelim mi? Acı bir tabloda maalesef. Kaç dönüm şimdi? Şimdi bu burası 22 dönüm burası. Yani hiçbir şey kalmayacak yani. Hiçbir şey kalmayacak şimdi. Görüntüler kuru üzüm üretiminin en yoğun olduğu Manisa'dan. Ürününü Erdoğan'ın açıkladığı 27 liralık taban fiyatına dahi satamayan üretici bağlarını bir bir kökünden söküyor. Umutları yok. Tek geçim kaynaklarına veda ediyorlar. Şimdi bu tesisi tekrar ben bu hale getirmem için takriben 20 lirası 4-4,5 liralık bu maliyeti kaldırdık. 27'lerden fiyat açıkladı. Mazot 28-29 lira. Üzüm 15 lira. Hani bu işçi işletti. Göğümeye. 27 lira açıklanan üzüm. 20 lira. 20 lira üzüm verdin. Gel de bu işin içinden çık. Ya, üzümcülük bitecek de bu millet bu tarlalar ne yapacak ne edecek bilmiyorum ben. Yani ne olacak bu toprak? Ellerinde kalan ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürmek istiyorlar ama çoğu randevu alamıyor. Alanlarsa en kaliteli üzümünü 20 liraya satabiliyor. Bekleme lüksleri de yok. Geri çevrilenler üzümlerini 15 liraya tüccara satmak zorunda kalıyor. Üreticinin beyanı böyle. Çiftçinin rezilliğini gör diyorum işte. Bu gemi 3-5 amballa yürümez. Sabahleyin 6'sında geldim ben buraya. Ben gittim tüccarlar sitesine bir üzüm götürdüm 15 lira diyor. Bu 15 liraya ben açlık olsun diye aldım bir şeyler. Sattım onu. Borçlar yaklaşıyor deme günleri. Üzüm evde duruyor, kimisine şeyde sergide duruyor. CHP İzmir Milletvekili Bekir Başevirgen yerinde gözlemledi. Çiftçilerle görüştü. Toprak Mahsulleri Deposu'na gitti. TMO üzümü kafasına göre alıyor. Bu geçiyor. Limonun daha fazla. Bu geçmiyor. Yani burada 20 tane traktör var. 2 traktör alınıyor. 17-18 tane traktör giriyor. Çiftçi çaresiz. Geleceğinden endişeli. Çiftçiyi öldürdüler mi? Onun yanındaki insanlar ölüyor. Şehit haberi almıştık efendim. Jandarma uzman çavuşumuz Kürşat Sert. Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığımızdan yapılan duyuru bu şekildeydi. Şehidimizin acı haberi Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan ailesine haber verilmiş. Sokağa Türk bayrağı asılmıştı. Şehidimiz için önce Van İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu törenin ardından memleketine gönderilmişti. Görüntüler Kahramanmaraş'tan efendim. Şehidimizin memleketinden uzman çavuş Kürşat Sert
30 yaşındaydı. Nuran ve Şahap Sert çiftinin 5 çocuğundan, 5 evladından biriydi. Şehit Kürşat Sert kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Görüntüler memleketi Kahramanmaraş'tan. Ailesi, eşi, dostu, vatandaşlarımız şehide son görevi icra etmek üzere tabutunun başındalar. Türk bayrağına sarılı tabutunun önündeler. Cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğrayacak jandarma, uzman çavuş, şehidimiz Kürşat Sert'i son görevi icra